Fatih Avanos, yanında kıymetli bir konuğu var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bugün Kazan'a ulaştı sevgili seyirciler. BRICS üyeliğini değerlendirecekler. Azerbaycan'ın bu hedefini hemen o noktaya dönelim. Sözü Fatih Avanos ve konuğuna bırakalım. Dünyanın gözü 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan şehrinde gerçekleşecek BRICS zirvesinde. Bu zirve bir öncekinden çok daha manidar bizler için. Çünkü Ağustos 2024'te Azerbaycan'da resmen başvuru yapmış BRICS'e üyelik için. Türkiye'nin de başvurusu yine yapılmıştı bu dönemde. Türkiye ve Azerbaycan BRICS üyesi olmak, BRICS ülkeleriyle ticari, ekonomik, siyasi ilişkilerini geliştirmek için de yine gayret gösteriyor. Rusya'dan da olumlu sinyaller geliyor ki bu BRICS zirvesinin en önemli başlıklarından biri de genişleme olacak dediğimiz gibi. Burada tabii Rusya-Azerbaycan ilişkileri özelinde, Rusya-Türkiye ilişkileri özelinde de ikili görüşmeler gerçekleşecek. Liderler katılıyor bu noktada ve yanımızda önemli bir konuğumuz var. Kapsam Başkanı, aynı zamanda yine Azerbaycan Turizm Üniversitesi'nin rektör yardımcısı Sayın Araz Aslanlı ile birlikteyiz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Liderler katılıyor. Hem Azerbaycan hem de Türkiye'den üst düzey katılım var. Zirveyle ilişkin öncelikle değerlendirmenizi almak isterim. Öncelikle şunu vurgulamamız gerekiyor. BRICS birçok ülkenin, birçok büyük ülkenin mevcut uluslararası ilişkiler sistemine, soğuk savaş sonrasındaki mevcut güvenlik yapılanmalarına tepkilerinin sonucu olarak ortaya çıktı. Soğuk savaş sonrasında biliyorsunuz Batı merkezli hem güvenlik hem ekonomik hem siyaset yapılanması hegemonyası var. Ve Rusya olsun, Çin olsun, diğer BRICS üyeleri olsun bunlar soğuk savaş sonrasındaki ekonomik, güvenlik ve diplomatik hegemonyaya, Batı hegemonyasına tepki duydular. Ve bu tepkilerinin önemli gerekçeleri de vardı. Bu tepkiler dolayısıyla bir araya geldiler. İlk başta bir araya geldiğinde daha çok ekonomik vurgu vardı ama daha sonra gördük ki uluslararası ilişkilerin, genel olarak uluslararası ilişkiler sisteminin neredeyse tüm konularına ilişkin ortak görüşte bulunmaya çalışıyorlar. Şu anda tüm konularda aynı noktalar mı? Hayır. Ama bir fikir birliğine doğru hareket ediyorlar ve farklı ülkeleri, farklı kıtaları kapsaması dolayısıyla geniş bir coğrafyayı kapsamış oluyor. Dünya nüfusunun önemli bir kısmını bu ülkeler kendi içlerinde barındırmış oluyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın en az son 10 yıldaki dış politika çizgisi de aslında BRICS'in ortaya çıkma gerekçesiyle örtüşüyor. Hem Türkiye hem Azerbaycan son 10 yılda uluslararası ilişkiler sistemindeki haksızlıklardan muzdarip, şikayetçi ve haklı olarak şikayetçi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin adaletli bir biçimde çalışmadığını vurguluyor. Hem Türkiye hem Azerbaycan sadece kendileriyle ilgili değil, dünyanın diğer bölgelerindeki konularda da Batı merkezli emperyalist yaklaşıma tepki gösteriyor. Azerbaycan'da, Türkiye'de doğal olarak bugün hem Azerbaycan hem Türkiye dış politikaya, dış ekonomik ilişkiler sistemine bakışı itibariyle BRICS'in niyetiyle önemli ölçüde yakın. Tamamen aynı doğrultuda mı bundan emin değilim. Ama önemli ölçüde bir fikir birliği var ve bu fikir birliği doğal olarak hem Türkiye'ye hem Azerbaycan'a başvuruya yöneltti. Hocam burada araya gireyim. Brezilya, Güney Afrika, Mısır'ı biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri dahil oldu. Sonra atlıyoruz Orta Asya'ya. Dünya nüfusunun %45'i, %50'si BRICS ülkelerinde. Çin, Hindistan, Rusya. Evet ve diğer taraftan ham petrolünde yine çok ciddi bir oranı burada. %25 dünya gelirinin bu ülkelerde. O aradaki kopukluğa bakınca haritada şöyle aklıma gelince Türkiye ve Azerbaycan'ı görüyorum. Yani bağlantıyı sağlayacak bir köprü gibi de aynı zamanda. Aynı zamanda dediğiniz gibi Batı'yla da ilişkileri, diğer sistemle de ilişkileri belki de kurabilecek bir köprü de diyebilir miyiz bu iki ülke? Tabii ki. Aslında BRICS ilk oluştuğunda yani Brezilya, Rusya, işte Hindistan, Çin, Güney Afrika ilk bu girişim ortaya çıktığı zaman yapılan değerlendirmeler şuydu. Bu girişimin başarılı olması için bir Müslüman ülkeye ihtiyaç var. Müslüman ülkeleri temsilen ve bu ülkenin bir Türk devleti olması, Türkiye kastediliyordu, daha da başarılı olur. Coğrafi bakımdan da baktığımızda sizin ifade ettiğiniz çerçevede özellikle Türkiye'nin ama Azerbaycan'la birlikte Türkiye'nin bu oluşumda yer alması oluşumun daha etkin bir yapıya dönüşmesi itibariyle çok önemli olacak. Yani şu anda bu oluşum niyet birliği, bazı konularda ortak hareket etme noktasında ama yani örneğin NATO ile kıyaslayamayız. Eski Varşova Paktı ile kıyaslayamayız. Ama o noktaya gider mi onu da bilmiyorum. Ama uluslararası ilişkiler sisteminde BRICS etkin olmak istiyorsa Türkiye ve Azerbaycan'ın BRICS içerisinde yer alması buna inanılmaz bir katkı sağlayacaktır. Bu
yani mutlaka gelecekte yeni bir kutuplaşma olsun, NATO karşıtı yeni bir askeri blok olsun anlamında söylemiyorum bunu, ama yani Batı merkezli tek taraflı emperyalizmin dengelenmesi açısından bu süreç çok önemli ve Azerbaycan'la Türkiye'nin BRICS içerisinde yer alması uluslararası ilişkilerdeki birçok soruna, sadece Türk dünyası açısından da değil, tabii ki Türk dünyasının güçlenmesi açısından önemli, ama uluslararası ilişkiler sistemindeki birçok sorunun adil bir biçimde, günümüze de devam eden sorunları da kastediyorum, adil bir biçimde çözümü açısından da BRICS'in Türkiye ve Azerbaycan'la birlikte güçlenmesi çok önemli. Hocam, başlıklara baktığımda BRICS ödeme sistemi, dolarsız dış ticaret gibi konular var. Bunlar da sizin dediklerinizi aslında işaret ediyor. Uluslararası sorunlara değindiniz. Burada bu sorunlardan biri de bölgesel de olsa Güney Kafkasya'da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilk başta üçlü başladığı ve şimdi ikili formatta devam eden barış süreci. Zannediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine Putin'le ve yine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de bu noktada görüşmeleri olacaktır barışa ilişkin. Güney Kafkasya'daki son duruma ilişkin. Ermenistan'ın bu noktada yeni silah alımları, Batı'yla da yakınlaşması. Kısa bir değerlendirme. Moskova'da yani Kazan'da bu görüşmelerde olur mu? Bir diğer konu da yine bu noktada baktığımızda bu zirvede yine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşecektir. Bu görüşmeye dair de neler söylersiniz? Tabii ki 90'ların başında böyle bir algı vardı. Uluslararası ilişkiler sisteminde Rusya sorun çıkaran, savaşlara neden olan ülke, Batı sanki daha barışçı. Yani bunu Balkanlarda da gördük, Kafkasya'da da gördük, diğer bölgelerde de. Ama bugün gelinen nokta itibariyle Rusya adına biraz sanki Ukrayna savaşını bir tarafa bırakacak olursak, o da önemli bir uluslararası hukuk ihlali, ama onu bir tarafa bırakıyorum. Kafkasya örneğinde Rusya sanki barışın en az önünde engel olmayan ülke ya da bazen barışı teşvik eden ülke. Batı ise mevcut uluslararası hukuka uygun, mevcut statükoyu kabul etmeyen bir konumda. Bu anlamda Rusya'nın pozisyonu, Rusya arabuluculuğuyla ve bazen de hiçbir devletin arabuluculuğu olmadan görüşmelerin sürmesi önemli. Yani Rusya'nın şu anki pozisyonu Kafkasya'da kalıcı barışın inşası açısından en azı sorumlu değil, bazen yapıcı. Yani özellikle Rus askerlerinin Azerbaycan'ı terk etmesinden sonra oraya kadar sorumluydu. Ve burada Türkiye'nin de pozisyonu, hani 3 artı 3 yani 3 Güney Kafkasya ülkesi artı 3 komşu ülke birlikte bölgesel barışı inşa edebilir. Bu yaklaşım önemli ve olumlu. Buraya tüm bu 6 ülkenin hepsinin aynı derecede iyi niyetle yaklaşması gerekiyor. Kesin sonuca gitmek için, ama hepsi aynı derecede iyi niyetle yaklaşmasa bile Azerbaycan, Türkiye ve Rusya'nın birlikte hareket etmesi en azı orta vadede iyi bir sonuç doğurabilir. Uzun vadede yine riskler her zaman sürer, ama orta vadede iyi sonuçlar doğurabilir. Tabii ki burada da özellikle biz biliyoruz ki 91'den bugüne kadar Kafkasya'da kalıcı barış ve işbirliği için en çok savaşan ülke Türkiye ve Azerbaycan oldu. Her zaman uluslararası hukuk temelinde Kafkasya'yı rifah bölgesine dönüştürelim stratejisi oldu. Bu 98'de 99'da da Türkiye tarafından ifade edildi. 2008'de de Kafkas İstikrar Paktı şeklinde ifade edilmişti. Günümüzde de yani 2020'deki savaştan sonra yine 3 artı 3 şeklinde ifade edilen bu süreç çok önemli. Bu anlamda tabii ki sürecin liderliğini Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olabilir, ama Kafkasya'da bu sürecin liderliğini Türkiye ve Azerbaycan birlikte götürüyor. Onun için tabii ki Azerbaycan ve Türkiye liderinin görüşmesi, Azerbaycan-Türkiye ilişkileri açısından da önemli. Ama Kafkasya'da genel olarak kalıcı barış için, işbirliği için, hatta sadece Kafkasya'da değil, Kafkasya ve Orta Asya'yı birlikte de değerlendirebiliriz. Türkistan coğrafyasında, belki Ukrayna sorununun çözümü açısından da, belki Gazze'deki o insanlık draminin sona erdirilmesi açısından da, her açıdan da önemli. Bunu zaten her iki liderin ayrı ayrılıkta yapmış olduğu açıklamalarda da görüyoruz, ortak yapmış olduğu açıklamalarda da görüyoruz. Yani Azerbaycan-Türkiye ilişkileri sadece iki devlet için değil, bölge için ve geniş anlamda daha dışarıdaki sorunların çözümü için de önemli. Hocam, çok teşekkür ediyorum. Görüşmelerinde hem bölgemiz için hem de uluslararası sistem için hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Amin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, Araz Aslan'la hocamızla birlikteydik. 3 artı 3 formatının 4 temsilcisi de bugün o zirvede olacak. Dediğimiz gibi Güney Kafkasya'yı da ilgilendiren görüşmeler gerçekleşecek, ama umumiyetle 36 ülkenin temsilcileri bu zirvede olacak. Ve dediğimiz gibi hem genişleme, hem yeni siyasi konjonktür, hem yeni para ticareti, uluslararası ticaret ve para sistemiyle ilişkinde liderler görüş alışverişinde bulunacağını ifade edelim. Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım.